hem içimde hep vuran vuran. Kimse anlamaz ben de aşkını. Sen bir çocuk gülen yerinde durmaya. Aşkınla coşkunla sen çok yaşa. Yükseliyor bayrağın arşa. Aşkınla coşkunla sen çok yaşa. Türkiye'nin ilk ve tek kadın basketbol programı Hava Ataşı'ndan mutlu akşamlar diliyoruz değerli izleyenler. Her zaman olduğu gibi Ayşegül Aydemir Kazmaz'la birlikte kadın basketbolunun nabzını tutmaya devam ediyoruz. Milyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde bu sezonun şampiyonu belli oldu. Fenerbahçe işte biraz önce izlediğiniz görüntülerle kupayı kaldırdı. Çok heyecanlı, çok güzel bir sezon geçirdik hep birlikte. Ayşegül Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayşegül. Nasılsınız? İyiyiz. Dün akşam maçta o coşkuyu birebir yaşadınız. Evet, gerçekten de çok güzel bir seri geçirdi Fenerbahçe ve bizi çok keyifli maçlar izlettiler. Bu seri boyunca da kocaman da bir ligin sonuna geldik. Evet. Aslında hafta sonu Fenerbahçe erkek basketbol takımında bize çok güzel bir heyecan yaşattı. Final Four'da final oynayarak ve çok gerçekten çok iyi mücadeleler ortaya koyarak. Fener'de ikinci olarak. Evet ve özellikle de hani böyle devam eden bir seri olduğu için de o coşku hep devam etti. Fenerbahçe'nin kadın basketbolcuları da şampiyonlukla sezonu taçlandırmış oldu. Evet, her seride her maçın bir hikayesi var. Tabii ki onları konuşacağız ama öncesinde bir isterseniz maça gidelim. Tabii. Maçın özetini bir izleyelim. Dördüncü maçta neler olmuş serinin dördüncü maçında. Fenerbahçe yakında o maçını izleyelim. Daha sonra üzerine konuşalım. Hava atışı yapıldı. Hollingsworth geldi ve ilk hücum yakında üniversitesinden gelecek. Milyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde final serisi müthiş bir maçla tamamlandı. Fenerbahçe serinin dördüncü maçında Yakın Doğu Üniversitesi'ni konuk etti. Üst üste iki hücum ribandıyla maça başladı. Sarı lacivertliler ilk çeyrekte hücumda yetersiz kaldı. Yakın Doğu Üniversitesi, Levander'in 10 sayılık skor katkısıyla ilk çeyreği 20-15 önde kapattı. Fenerbahçe 15, Yakın Doğu Üniversitesi 20. Fenerbahçe ikinci çeyrekte de oldukça zorlandı. Farkı bir nebze daha arttırmayı başaran konuk ekip Yakın Doğu Üniversitesi soyunma odasına 31-24 önde gitti. İkinci yarıdaysa sahada bambaşka bir Fenerbahçe vardı. 16-0'lık bir seriye imza atan Sarı Lacivertliler bu performansla öne geçmeyi başardı. Son çeyrekte de farkı koruyan Sarı Lacivertliler maçı 62-53 kazandı ve seride 3-1 öne geçerek mutlu sona ulaştı. 2017-2018 sezonunun Milyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde şampiyonu Fenerbahçe oluyor. Evet, dün akşam Metro Enerji Salonu'nda bunlar yaşandı. Fenerbahçe seride 4. maçında 3-1'lik üstünlük kurarak şampiyon oldu. Bu arada bir son dakika gelişmemiz var. Hemen onu da aktarayım. Göztepe'de Tamer Tuna ile yollar ayrıldı. Son dakika gelişmesi. Bunu da sizlerle paylaşalım ve biz kadın basketboluna geri dönelim. Evet. Her maçın hikayesi farklı dedik bu seride. Bu maçın hikayesi nasıl yazıldı? Yakın Doğu iyi başladığı bir maçta, ilk periyotta. Daha sonrasını getiremedi. İsteksiz miydi? Neler oldu? Bir Yakın Doğu tarafından bakarak bir başlarsanız rica edeceğim. Şimdi evet, maça iyi başlayan, hücumda iyi başlayan taraf Yakın Doğu Üniversitesi oldu. Zaten bu tamam mı devam mı maçı olduğu için de Yakın Doğu Üniversitesi'nin bu şekilde bir refleks göstermesini bekliyorduk açıkçası. Ama kendi sahasında ve gerçekten çok coşkulu bir seyirci içerisinde Fenerbahçe ikinci devreye çok iyi başlayarak ve bence bu maçın özelinde savunmada çok iyi işler yaparak, savunma kaynaklı sayılar bularak bir anda maçı kendi lehine çevirmeyi bildi. Ama bütün seriye bakacak olursak zaten Fenerbahçe gerçekten hem çok iyi basketbol ortaya koydu, çok keyifli bir basketbol oynadılar. Neredeyse bütün senenin hani özetini yaptılar. Çok zorlu, inişli çıkışlı bir sezon geçirdi Fenerbahçe kadın basketbol takımı. Tabii bunu haftalardır konuşuyoruz ama Valeri Garnier'in gelmesiyle beraber de çok ciddi bir
değişikliğe tekrardan uğradılar. Kan değişikliğinin yanında oyun İzle anlayışı kazandılar. Olarak oyun da anlayışları değişti. Evet. Topu daha çok paylaşan evet. bir takım ruhunun geri geldiğini gördük. Aynen öyle bireysel oldu. Çünkü topun paylaşılması dışında. Demek her oyuncunun o topu o topla bir şeyler üretebilmesi, yapabilmesi demek. Bunun yanında savunma anlamında da çok farklı bir enerji ortaya geldi. Yani savunma kaynaklı sayıları bu final serisinde daha çok buldu. Bence burada kullanılan oyuncuların pozisyonları ve her oyuncunun bence bu, en önemli noktası Valeri Garnier'in budur. Her oyuncunun yapabileceği iyi şeyi ortaya koymak. Hem yerli oyuncu katkısını çok iyi almayı becerdi. Savunmayla aldığı katkıyı hücuma çok iyi yansıtabildiler. Hem de yabancı oyuncuların özelliklerini daha bir parlatarak ortaya çıkardı. Yani birazdan haftanın sorusunu istersen söyleyelim. Onun üzerine de tekrar konuşalım. Evet, sizlerin katılımı da bizler için önemli değerli izleyenler. Bir günün sorusu hazırladık sizler için. O da yönetmenimiz Esen Nur Sirer'den rica edelim ekrana geliyor. Fenerbahçe'de final serisinde en dikkat çeken oyuncu size göre kim oldu diye sizlere soruyoruz. Sizlerin de cevaplarını bekliyoruz. Peki her şeyden önce size sorayım. Kim oldu? Şimdi bana göre bu serinin benim için en dikkat çeken oyuncusu Ayşe Cora. Ama baktığımızda, bütün sezona baktığımızda ben Plum, Kelsey Plum isminin daha çok geleceğini düşünüyorum Twitter'daki takipçilerimizden. Çünkü hücum anlamında sezon başından beri beklenen katkıyı çok fazlasıyla ve çok yerinde aldı. Ama Ayşe Cora dememin başka bir sebebi var. Biliyorsun ben yerli oyuncu konusunda evet. zaten her zaman hassasım ve o konuda çok muhafazakarım. Ama bunu hani boş yere söylemiyorum. Yani bu içi doldurulmuş bir oyun şekli vardı Ayşe Cora'nın. Çünkü hem savunmadaki gayreti evet. hem de hücumda Fenerbahçe'nin tıkandığı anlarda yaptığı cesur atışlar ve çembere cesurca gittiği Hiç dakikalarda evet. Gerçekten maçın kaderini değiştiren işler yaptı. Evet Plum dış atışlarla çok büyük katkı sağladı. Aldığı faullerle veya oyuna gösterdiği katkı gerçekten çok kıymetliydi. Ve bence seride ciddi anlamda bir itici güç oldu Fenerbahçe için. Ama Ayşe Cora'nın oyuna ve maça olan dengesi, katkısı bana daha kıymetli geliyor. Bu tabii benim şahsi görüşüm. Her oyuncunun bu arada hani bu seri boyunca diyoruz ama aslında bu kadar ayırabileceğimiz oyuncu da yok. Yani ben hani yerli oyuncu katkısına baktığımızda da çok kıymetli. Tuğçe Canıtez'in, Birsel Vardarlı'nın seri boyunca son derece takıma hakim, son derece pozitif ve bütün oyuncuları zaten ilk yarıda çok, da belki Birsel'in sayesinde birazcık daha evet hiç maçtaki kontrolünü evet maçtaki kontrolünü Fenerbahçe'nin maçtaki kontrolünü kaybetmeme sebebidir. Bunun yanında da yani geriye düştüğü dakikalarda bile özgüvenle oynayan bir Fenerbahçe gördük. Yakında üniversitesinin burada yaptığı 18 top kaybı mesela final maçında 18 top kaybı yani çok yüksek bir oran. Yani istatistiğe yansıyan en önemli işlerden bir tanesi bu. 18 top kaybının sebebi de Fenerbahçe'nin de 14 top kaybı var. Aslında hani şimdi izleyicilerimiz de sorabilir. Neden o 4 tane top fark ediyor? Şöyle fark ediyor. Çünkü burada kaybettiği toplar Yakın Doğu'nun Fenerbahçe'ye sayı olarak döndü ve çok kritik tepeden kaybettiği birkaç tane çok acemice top kayıpları var. Ki bunu da iki tanesini Ayşe Cora yaptı ve bomboş turnike attı. Şimdi bunlar maçın aslında gidişatını değiştiren ve özellikle 3. çeyrekte soyunma odasından yenik gelmiş bir Fenerbahçe'nin orada savunmasıyla öne çıkması demek oldu. Şimdi 53 sayı atabiliyor. Yakın Doğu Üniversitesi için 53 sayı çok düşük bir skor. 53 sayı attığı bir maçı zaten kazanması kolay değil. Değil evet. Burada baktığımızda 53 yani sayı. Seriye de baktığımızda zaten hep 60'ların üzerinde 70'e yakın sayılar atıldı. Zaten atamadığında da maçı kaybetti. Evet. Kaybetti. Bir de burada diğer bir nokta Fenerbahçe'nin seri boyunca dış atışlardaki üstünlüğü hep devam etti. Sokamadığı zaman da savunma yapmasını bildi. Yani o açığını sokamadığı dakikalarda da savunmayla o açığını kapatmayı bildi. Yakın Doğu tarafında hem dış atışlarda çok ciddi bir
performans düşüklüğü var ki onların güçlü olduğu bir taraftı bu. 6'da 1 3 sayı atışı zaten çok fazla 3 sayı da kullanmamış. Yani 3 sayı çizgisinin gerisinden de çok fazla bir zorlamamış açıkçası. Serbest atışların serbest kaçması. Atışlar en bence en belirleyici en kritik noktaydı evet, belki. En belirleyici unsur da o oldu. Benim zaten not aldığım 3 istatistik buydu. 17'de 10 faul atışıyla bir final serisinde hem de geride olduğunuz bir final serisinde 17-10'la faal atıyorsanız yeterince o sahaya o konsantrasyonu ve dikkati verememişsiniz demektir. Çünkü bu seri seviyeye gelmiş bu seride bence saha avantajı olayını, o soğukkanlılığı zaten ortaya koymak lazım. Bunu kendi sahasında maç kaybediyor bir takım. Deplasmanda kazanabilir. Bu seride böyle bir şey olabilir. Yani kazananı kaybedeni belli olmayacak bir seri bu final serisi. Yani 5. maça uzaması için Fenerbahçe kadar istekli değillerdi. Fenerbahçe kendi seyircisi önünde daha da istekli evet, oynadı. Evet, onu soracaktım. Motivasyon birdenbire bir düştü. Acaba hani bir itici güç mü yoktu? Şimdi Fenerbahçe'ye bakıyoruz. Bir yandan bench katkısı, hani oyunculara verilen bench katkısı, oradan taraftarların o enerjilerini yükseltmesi mi itici güç oldu? Acaba burada Zafer Kalaycıoğlu mu çok iyi motive edemedi? İkinci yarıya öyle çıkamadılar. Bunu da sormak istiyorum açıkçası sizin görüşünüzle. Şimdi bence böyle maçlarda oyuncuların özel bir motivasyona ihtiyacı olmaz. Oyuncu zaten böyle bir final motive maçına olmaz. Çıkıyorsa zaten sonra buraya hazır çıkar. Koç ona sadece biraz şekil verir ve teknik anlamda destek verir. Bunun zaten hazırlığını çok önceden yapmış olması gerekiyor. Oyuncunun da bu şekilde çıkması gerekiyor. Ben Fenerbahçeli her oyuncunun sahaya her giren oyuncunun bu şekilde girdiğini. Ha burada Yakın Doğu Üniversiteli sporcular bunu istemediler demiş yok. Kesinlikle ama bunu sahaya yansıtamadılar. Veya oyunlarının bir parçası haline getiremediler. Daha çabuk demoralize oldular. Ve bence seri boyunca daha gergin olan takım ve bu gerginliği de negatif olarak sahaya yansıtan takım Yakın Doğu Üniversitesi oldu. Fenerbahçe daha pozitifti. Bence bu işte koçun sahaya etkisi burada ortaya çıkıyor Fenerbahçe açısından. Hani o 4 top kaybı neden etkili? 4 top kaybının arkasından gelen sayı ve takımın buna gösterdiği refleksle. Yani bir sonraki savunma daha büyük bir motivasyonla oluyor. Bir sonraki savunmada daha sert veya daha akıllı işler yapabiliyorlar. Ama tabii aslında hani böyle oyuncu seçmek bu seri için neden zor? Çünkü Veremeyenka'nın seri boyunca ortaya koyduğu ve tecrübesini çok iyi ortaya yansıttığı. Hatta 3 faul aldığı zamanlarda takımın aman ne oluyor dediği dakikalarda her giren oyuncunun bir şekilde o açığı kapattığı ve dediğim gibi Veremeyenka'nın da tecrübesini ve skor gücünü sezon boyunca gösterdiği istikrarı bu maçlarda daha da bir ortaya koyduğunu görüyoruz. Bence yani mesela Sottana'nın seçilmiş olması, ikinci maçta yanılmıyorsam Ana Davavis seçilmişti. Sonradan Sottana ile devam edilmiş olması bence iyi bir seçimdir. Çünkü çift kart oynadıkları ki genellikle öyle oynadılar. Çift kart oynadıkları zamanlarda hem Dirsel'i rahatlatan hem de skor anlamında da destek olan bir Sottana gördük. Hele ki dünkü maçta gerçekten çok hani bizim hep seyrettiğimiz Sottana olarak oynadı. Zaman zaman o da inişler çıkışlar yaşadığı bir sezon sonu yaşadı ama playoff serisindeki istikrarı bence önemliydi. O anlamda da seçilen dışarıda kalan oyuncu anlamında bence Sottana'nın içeride olması da etkili oldu diye evet, düşünüyorum. Evet, bu sezon katıldı Sottana da, onu da hatırlatmasını yapalım. İtalyan oyuncu Real Venezia'da. Yani sözünü kesiyorum başlıyor. Pardon. Kritik sayıları attıktan sonra hani formasını öpmesi mesela o takıma yani bu kadar kısa sürede gelen bir oyuncuya bunu evet aidiyet duygusunu sağlamış demektir. O da hani bir önceki o değişiklikten önce baktığımızda daha böyle birbirinden kopuk bir Fenerbahçe izliyorduk. Daha bireysel oynayan bir Fenerbahçe izliyorduk. Tabii bunda
belki Errol Powers'ın gitmesinden sonra yabancıların artık daha çok yerini benimsemesinin de etkisi olabilir. Ama dediğim gibi bu seride gerçekten ortaya koydukları basketbol Fenerbahçe kadın takımı için son derece iyi ve kaliteli bir basketbol ortaya koydular. Dediğim gibi sezon boyu inişler çıkışlar yaşanan bir sezonun sonunu böyle oynamış olmak da bence çok önemli. Şimdi Garnier'in açıklamalarını da izleyeceğiz biraz sonra ama o da söyledi. Yani demin dediğiniz gibi aidiyet duygusu gerçekten bütün takımda oluşmuş ki 2 ay oldu Garnier geleli. Evet. Ama Fenerbahçe'nin staffından işte muhteşem bir ailenin parçası olmaktan çok büyük, büyük mutluluk duyuyorum. Ve ilk Fransa'dan çıkışında böyle bir kupa kaldırması da onun açısından da tabii çok ki güzel oldu herhalde diye bence de çok önemli. Düşünüyorum. Çok önemli. 13 maç 12 galibiyet. Garnier'in elindeki sihirli değnek ne sizce? İşte o biraz önce söylediğin o aidiyet duygusunu takıma hissettirebilmek, her oyuncunun değerli olduğunu hissettirmesi. Bence her oyuncu kenara gelirken surat aşağı düşerek gelmiyor. Ha ben görevimi yaptım, şimdi başkası yapacak diye geliyor. Bunu da hissettiriyor birbirine oyuncular ve Garnier de her kenara gelen oyuncuya bunu hissettiriyor. Oyuna giren oyuncuya o özgüveni veriyor ve dediğim gibi doğru özelliklerini ortaya çıkararak özgüvenlerini daha da yukarıya çekti bence oyuncuların. Bu anlamda hani Garnier'in sihri budur. Yani oyuncuların özelliklerini özgüvenlerini yukarıya çekecek şekilde ortaya çıkarmak. Çıkarmaz. Peki o zaman bir oyuncular şampiyonluğun duygularını nasıl mikrofonlarımıza dile getirmişler onu bir izleyelim daha sonra üzerine konuşalım. Bu sezon gerçekten çok zor geçti bizim için. İstediğimiz performansı gösterememiştik uzun bir zaman boyunca. Ama son 2 ayda toparlanmasını bildik. Herkes çok daha iyi oynamaya başladı. Takım basketbol bir takım oyunu. Herkes girip çıkan herkes çok büyük katkı yaptı ve avantajımız yoktu. Ligi 3. sırada bitirmiştik ama önce Beşiktaş, sonra Hatay ve daha sonra Yakındoğu ev sahibi avantajı olmadan kendi evimize kupayı kaldırdık. Bütün taraftarlar çok teşekkür ediyorum bugün salonu dolduran. Aileme de çok teşekkür ediyorum beni desteklediklerini. Özellikle de eşime çok teşekkür ediyorum. Talihsizlik için şampiyon olduk ya, yani bir dişim değil 32 dişim de kırılsa hiç umurumda değil. Yani şu an yaşadığım duygular tarif edilemez. İkinci yarı mükemmel bir geri dönüş yaptık. Ya yani taraftarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Bizi o kadar güzel desteklediler ki. Yani ne diyeceğim bilmiyorum. Ağlayıp duruyorum durmadan kontrol edemiyorum. İlk defa şampiyonluk yaşadım. İlk defa madalya ve kupa kazandım. O yüzden tarif edilemez bir duygu. İlk geldiğimde röportajlarımda söylemiştim. Hani sakat da olsam kupayla başlamak istiyorum demiştim. Evet, ikinci yarı çok takıma katkı yapamadım. Arka arkaya 2 sakatlık talihsizlik oldu ama takım mükemmel iş yaptı. Ben de elimden geldiğince onlara destek oldum. Kupayla başlamak, kupayla bitirmek ilk sezonumu sakat da olsam muhteşemdi. Umarım bu Fenerbahçe'deki kariyerim için kupayla bir başlangıç olur ve önümüzdeki sezon 2 kupa, 3 kupa hep böyle kupayla devam eder. Dileğim bu, aşırı mutluyum. Teşekkür ediyorum herkese. Çok gururluyum. Her şeyden önce bu bir takım başarısıydı. Hep bir arada kalmaya çalıştık ve savunmada çok ciddi bir agresiflik ortaya koyduk. Ondan sonra da hücum performansımızda çok büyük artış oldu. Bu şampiyonluktan dolayı çok mutluyum. Şu anda deliler gibi mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Takım arkadaşlarım olmasaydı ben de bu performansı gösteremezdim. Bugün biz gerideyken taraftarın enerjisi ve arzusu bizi ayağa kaldırdı. Taraftarlarımız özellikle final serisinde muhteşemdi. Gerçekten çok güzel görüntüler vardı. Evet, Ayşe Jora. İnanılmazdı. Bir yandan ağlıyor, bir yandan seviniyor, zıplıyor, bağırıyor, evet. Çağırıyor. Çok keyifliydi. Ve evet, bizi bir an korkuttu maçta. Hani daha ciddi, evet, bir şey zannettik ama neyse ki sadece bir dişle atlattı. Ama bu arada dişi de gidiyor, işte yardım ediyorlar falan, bakıyorlar. Hayır, oyuna gireceğim, oyuna girmem lazım diye. Evet, evet. Bir anda da tekrar oyuna çünkü dönmek için. Yani hepsinin aslında altında deminden beri konuştuğumuz bir şey var. Yani bu takım oyunu, gerçekten basketbol çok güzel bir takım oyunu. Ve bunu sahaya olumlu, iyi, düzgün bir şekilde yansıtabildiğinde başarı geliyor. Şimdi 13. şampiyonluk ve zaten final oynama, bu şampiyonlukları yaşama tecrübesi olan bir takımdan bahsediyoruz. Bunları yaşamak hem çok güzel,
Şimdi nasıl hatırlarsan Yakın Doğu Şopron maçına giderken şöyle bir şey söylemiştik. İçinde hem o şampiyonlukları yaşayan o tecrübede insanlar var hem de yaşamamış o açlıkta insanlar var diye. Şimdi görüyoruz burada da bu şampiyonlukları yaşamış oyuncu var ama yaşamamış ve bunu yaşamak isteyen de oyuncuların olması. Hepsini bir araya getiren bir staffın olması. Özellikle dediğimiz gibi yani koçun bu aidiyet duygusunu, kendinde hissettiği aidiyet duygusunu oyuncularına da yansıtabilmiş olması bence bu görüntülerin biraz özeti oluyor gibi. As Başkan bana. Ozan Balaban da maç sonrası yaptığı açıklamada bu takımın bir hikayesi var. Bu kızlar yüreklerini koyarak oynadılar. Kimse bunu göremedi. Aslında bizi baştan da eleştirdiler ama işte görüyorsunuz cevap burada. Yani şöyle dedi. Şimdi hani bunu söylediğin için bir bu konuyu söylemek lazım diye düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe erkek takımı 4 senedir Final Four'da ve işte kupayı kaldırdığı sene oldu. Ve bu sene ikinci olarak bitirdi Euroligi. Bu kadınlar yıllardır buralarda ve finaller oynadılar. Onlara küsenler oldu. Tabii başka sebepleri de olabilir, başka şeyler de olabilir ama oralarda olabilmek bir gelenektir. O geleneği de sürekli yaptırmak, istikrarlı olmak. Hep bunu tabii söylüyorum ikinci, ben. Üçüncü, yani bunu milli takım için de söylüyorum biliyorsun. Evet madalya, kupa çok kıymetli. Ama sürekli orada olabilmek, o istikrarı gösterebilmek başarı. Şimdi erkekler için söylediğimiz bu cümleleri kadınlar için söylemezsek haksızlık etmiş oluruz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani basketbolun kuralları her iki cinsiyet için de aynı çünkü. Finaller oynamak, o evet kupaları kaldırmak bence hepsinin taçlandığı an çok kıymetli. Ama senin de dediğin gibi yani o işte zorluklar yaşadığı şeyler, o düşüşlerde gösterilen tepkiler ama bundan sonra tekrar toparlanıp yoluna devam edebilmek çok kıymetli tabii. O düşüşlerden sonra toparlanabilmek o aidiyet duygusunu yaratan şeylerden bir tanesi aynı zamanda. Peki o zaman şimdi teknik ekip neler söylemiş mikrofonlarımıza onları bir dinleyelim daha sonra üzerine konuşacağız. Buraya kazanmak için gelmiştim ama tek başıma değil teknik ekibim ve oyuncularımla kazandık. 2 ay önce bu oyuncuların şampiyon olacağına hiç kimse inanmıyordu. Ama şimdi buradayız ve şampiyonuz. Teknik ekibime ve oyunculara teşekkür ediyorum. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Onlar çok iyi basketbolcu hem de çok iyi insanlar. 2 ay önce belki oyuncular bile inanmıyordu bilmiyorum yani. Biz geldiğimiz zaman ben bir 3 gün önce gelmiştim koçtan. Biz winner bit kulüptük ona devam etmeye çalışıyoruz sadece. Evet. Çok mutluyum burada olmak güzel. Şimdi önümüzdeki sene Euroleague'de mücadele edecek. Hedefler daha da büyüyecek. Avrupa için neler söylersiniz? Bu sene kazanmak için çalışacağız sadece ya. Bizim tek hedefimiz var. Burası Fenerbahçe. Burada ikincilik hiçbir zaman başarı olmaz. O Euroleague'i de kazanmak isteyeceğiz. Yalnızca Euroleague değil. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, Türkiye Kupası'nı ve Lig Kupası'nı yeniden kazanmaya çalışacağız. Öncelikle çok mutluyum. Bu kupayı alana kadar neler çektiğimizi bir Taylan bilir, bir de ben bilirim herhalde. Çok çok mutluyuz. Bir kere emeği geçen tüm sporcularımıza, teknik ekibimize yürekten kutlarım. Ben çok hak ettim. Bu ekip her şeyi hak ediyor. Daha fazla kupayı hak ediyordu. Ama bu hepsinin üstüne çıktı. Çok mutluyuz. Sevinç gözyaşları da evet. Özellikle Taylan Ege dün Gözle röportaj yaparken sevgili Şeyda dedi. Çok duygulandığınız anlar yaşıyorsunuz galiba gibi bir soru yöneltti. Daha da yaşlar inmeye başladı. Çok güzel görüntülerdi gerçekten. Evet, güzel görüntüler gerçekten. Şimdi özellikle üstünde durdukları hani kimse buna inanmıyordu. Ama yani basketbol öyle bir spor ki her an her türlü dinamiği değişebiliyor. Yani ligin de değişebiliyor. Oyunun içerisinde de değişebiliyor. Sezon başından sezon sonuna da değişebiliyor. Sezon ortasında da değişebiliyor. Bazı hamleler çok zamanında doğru atılırsa çok büyük katkı sağlayabiliyor. Yani bu sadece evet antrenör değişikliği evet önemli bir etken diye düşünüyorum. Çünkü zaten orada bir kim olursa olsun bir ivme kazanıyor ama Valérie Garnier'in ortaya koyduğu karakter ve dediğim gibi sahaya o ortaya sahaya koydurduğu basketbol
bence bütün oyunculara o keyfi ve zevki verdi. Hani keyif alarak oynadılar. Ben bunu hissettim. Bu 4 maçta hissettiğim Fenerbahçeli sporcuların keyif alarak basketbol oynadığıydı. Özellikle dediğim gibi yani bu 4 maçta gerçekten de özgüvenle oynadılar. Bunu da deminden beri hani teknik ekibin hepsinin söylediği o zorlukların arkasından gelen bir mutluluk diye adlandırabiliriz. Evet, Kaptan Birsel Vardar'la 8. kez Türkiye Kupası'nı, lig şampiyonluğunu pardon düzelteyim, lig şampiyonluğunu elde etti. Hı hı. Yani bir takım kadar neredeyse evet. kupa sahibi. Evet. Ki 13 Galatasaray'ın da 13 sanırım. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin 13-13 eşitlik sağlandı. Neler söylersiniz Birsel'in performansını, deneyimini, tecrübesini nasıl görüyorsunuz, nasıl gördünüz bu seride? Yani bu serideki bence Fenerbahçe açısından baktığımızda bütün seri yani 4 maç boyunca ondan önceki seride de yani playoff serisinde de takımın tamamen dümenini eline almış bir Birsel Vardar'la seyrettik. Bunu yaparken de koçun ortaya koymak istediği her oyuncudan alacağı performansı nasıl ortaya koyacak? Oyun kurucusuyla ortaya koyacak ve bunu çok iyi birlikte çok iyi yansıttıklarını düşünüyorum. Daha önceki programlarda her ilerleyen haftada şunu söylemiştik Garnier'e geldikten sonra. Kiavong'u ortaya çıkması, Veremeyanka'nın daha verimli olması. Bunların hepsinin aslında doğru yerde doğru zamanda topla buluşması oyun kurucunun elinden geçiyor. Bunları da sahaya çok iyi yansıttıklarını düşünüyorum. Hani hem Birsel'in hem Sottana'nın zaman zaman Pelin Bilgiç'in aynı şekilde ortaya koyduğunu düşünüyorum. Ve dediğim gibi yani bütün o organizasyonda soğukkanlılığını ve tecrübesini en az Veremeyenka kadar ortaya koyan da bir Birsel seyrettik. Bu anlamda da bence seride çok önemli işler yapanların başında geliyor. Yani takımda gerçekten ayırmak çok zor. Çok zor. Çok zor. Şimdi sorduğumuz soruna ya da cevaplar geliyor bir yandan. Evet okuyalım çünkü sorusu... okumuyoruz diye sonra serzenişte bulunuyorlar. Günün sorusu olarak sizlere Fenerbahçe'de bu seride bu maçta en dikkat çeken oyuncuyu sormuştuk. Erdoğan Serkan Plum demiş. Hemen bakıyorum. Selda Solak tabii ki Ayşe Cora çünkü fark yaratan kesinlikle o oldu. Puzzle'ın eksik kalan parçası tamamlandı. Emeğine, yüreğine, bileğine sağlık. Ayrıca çok geçmiş olsun demiş. Birkaç tane daha vardı ama ben yerini kaçırdığım için şu an. Ben bakayım buradan. Rabia çok güzel bir yorum yapmıştı ama buradan kaçırdım. Bir de Rüveyda Kelsey Plan bir de son maçta Sottana demiş. 16 Er isimli izleyicimiz tabii ki de Ayşe Cora efsane diye eklemiş. E'leri uzatarak söylemiş. yani Kelsey Plum mesela şimdi sezon boyunca baktığımızda bir türlü o beklenen patlamayı, o ekstra çok fazla beklediğimiz skorer katkıyı verememişti. Ama bu serinin başından beri hatta playoff serisinin başından beri belki yine... Valeri Garnier'in gelişiyle beraber diyebiliriz buna. Hem skor anlamında çok ciddi katkı gösterdi. Hem de oyunda ortaya koyduğu enerji çok olumlu bir şekilde yansıdı sahaya. Aynı zamanda da dış atışlarıyla gerçekten rakibi çok zor durumda bıraktığı dakikalar oldu. Yani evet. O yüksek isabetli olan maçlarda Kelsey Plum'un attığı, el üstü bile attığı şutlar gerçekten bence önemliydi. O anlamda da aslında katılıyorum. Kelsey Plum diyen izleyicilerimize de bu arada Rabia da sizi destekleyecek bir şey söylemiş. En büyük etkinin Koç Garnier olduğunu düşünüyorum. Herkes gibi Kaptan Birsel Vardarlı'ya da parantez açmak istiyorum. Maç boyu soğukkanlılığını korudu ve yüksek şut yüzdesiyle oynadı. Plum'un kritik yerde attığı şutlar bence maçı getirdi. Herkesi tebrik ederim demiş. Güzel bir analiz yapmış. Evet, onlar da hani kadın basketbolunu takip edenler açısından baktığımızda da çok keyifli bir seri oldu. Hani biz geçen hafta evet seri uzasa iyi olur, bir maç daha izlemiş oluruz diye beşe düşündük ama. Beşe de gideceğini düşünüyorduk ama. Ama şöyle bir şey var. Yani Yakında Üniversitesi zaten ortaya koyduğu basketbolla
hani Fenerbahçe karşısında açıkçası ilk yarı haricinde, maçın ilk yarısı haricinde, ikinci yarı Ayşe Coran'ın söylediği gibi bambaşka bir oyun ortaya koydular ve buna refleks gösteremedi Yakın Doğu Üniversitesi. Maçın sonunda gösterebilme şansı geldiğinde de artık Fenerbahçe o saatten sonra kendi sahasında o kupayı kaldırmaya karar vermişti. Fenerbahçe TV'nin yaptığı röportajı da izledim daha sonrası, maç sonrası. Orada da şey sordular. İkinci yarıda ne oldu? Nasıl geri dönüş sağlandı? Ne söylediniz diye sordular Garnier'e aradayken dediler. Garnier dedi ki hayır dedi. Biz dedi zaten çok boş şut bulmuştuk ama sayıya çevirememiştik. İkinci yarıda güvenimiz geldi. Güvenli onları sayıya çevirdik ve galip geldik dedi. Yani bir şey yapmadım aslında ben dedi. Öyle bir açıklamada bulundu. Evet. Bu arada Birsel Vardar'la da kupayı aldıktan sonra Yıldız takıma götürdü. O da çok güzel bir görüntüydü. Çok güzel bir görüntüydü gerçekten. Onun üzerine de belki konuşmak lazım. Yani şöyle, Yıldız takım aşağıya indi ve çağırdı onları oraya. Şimdi tabii bu anlamda da aslında mesela Fenerbahçe'de bunu hep görüyoruz. Beşiktaş'ta da defalarca ben bunu gördüm. Genç takımları, Yıldız takımları mutlaka maçlarda oluyorlar. Bu çok önemli. Yani altyapısı olan takımlarda bu şekilde birbirini motive etmek, birbirine destek olmak ki aynı şekilde A takımda gelişim ligindeki takımın maçlarına gitmişlerdi. O yüzden de dediğin gibi kültürün oluşması için bunun yapılması yani lazım. Aslında o kültür zaten Fenerbahçe'de var. Yani altyapıdan yıllardır oyuncu çıkarak kadın basketboluna çok büyük katkı sağlıyorlar. Yani baktığımızda lige birçok takımda Fenerbahçe altyapısından yetişmiş oyuncular görüyoruz. Ama onların ilerideki hedeflerini görebilmek için, ha bu kupa kalkıyor, biz de bunu kaldırabiliriz. Ya da biz de bir turnuvaya gittiğimizde bu keyfi yaşamalıyız. Ablalarımız bunu yapıyor. Biz de bu mücadeleyi ortaya koymalıyız. Onlar ne yaptı? En azından onları sorgulama şansları oluyor. Ya da 4-5 yıl sonra siz de bu tarz mutluluklar yaşayacaksınız. Böyle bir kupayı alacaksınız. Yani hedef bu. Yani hedefi biz buraya koyuyoruz. Siz buradan almak istediğiniz kısmı alın diye. Bir de sanırım yine açıklamalardan bir tanesinde Pelin Bilgi şunu söylüyor. Çok çalıştık. Son iki aydır çok çalıştık ve bunun karşılığını aldık. Yani basketbolda çok çalışarak her zaman kupa kazanamayabilirsin ama mutlaka karşılığını alırsın. Yani o şutların özgüvenle girmesi, sadece özgüvenle girmesi yeterli değil. Yani onun yanında o ekstra çalışma olmasa teknik, sadece tek başına özgüven yeterli değil. O doğru şutu atacak, pası vermek önemli. Doğru zamanda o topun rotasyonu önemli ki bunu defalarca bu seride o topun sürekli el değiştirerek en doğru eli, en sıcak eli bulduğunu gördük Fenerbahçe tarafında. Şimdi Yakın Doğu Üniversitesi koçu Zafer Kalaycıoğlu'nun maç sonrası açıklamalarına bir gidelim. Daha sonra üzerine konuşalım. Bir kere öncelikle Fenerbahçe'yi kutluyoruz. Biz Yakın Doğu Üniversitesi kim, onu bir tekrar hatırlatmak istiyorum herkese. Bir kere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bence Avrupa'da ve Türkiye'deki en önemli markası. Herkes Yakın Doğu Üniversitesi ile Kıbrıs'ta gurur duymakta. Bizler de bu gururu gerçekleştirenler olarak bizi takdir ettikleri için ve destekledikleri için tüm Kıbrıs Türk halkına teşekkür ediyorum. İki sezondur ligde fırtına gibi esen bir Yakın Doğu Üniversitesi olduğuna inanıyorum. Geçen sene bütün kupaları sildik, süpürdük dedik. Bu sene de Cumhurbaşkanlığı Kupası, sonra Türkiye Kupası, Final Four'a kaldık. Euroligi birinci bitirdik. Ligi birinci bitirdik. Bunların hepsini başaran bizlerdik. Şimdi finalde 3-1 kaybettik. Kendi sahamızda kaybettiğimiz maçta Van der Sloot'un gerçekten önemli bir rahatsızlığı olup oynamaması tabii çok etkiledi. Onu kazanmış olsak şu anda 2-2 evimize dönüyor olacaktık ama kısmetliymiş. Fenerbahçe'yi tekrar kutluyorum gerçekten. Bu seyirciyle zaten kaybetmeleri mümkün değildi. Taraftarlarıyla beraber hepsine başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz mücadelenizden dolayı. Hocam sizi madalya törenine uğurluyoruz. Bekliyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ayrıca hem Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda oynama hakkını elde ettik. Hem de gelecek sene Euroleague'de oradan katılma hakkını elde ettik. Bütün başarılar için tüm oyuncularımı tekrar kutluyorum. Teşekkürler. Biz de Zafer Kalaycıoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Erkek basketbolu da takip ettiğim için genelde şöyle bir problem yaşarız. Biz kaybeden takımların koçları gelmezler. Bazı problemler yaşanır. Kadın basketbolunda da oluyor ama
Zafer Hoca sağ olsun hiçbir zaman kırmadı. Her zaman mikrofonlarınızı ne zaman uzatsak hep bize vakit evet, ayırdı. Bu şekilde birkaç koçumuz var ama kadın basketbolunda. Var tabii ki var. Kadın basketbolu daha az azınlıklı olarak onun için söyledim. Yani erkek basketbolunu parantez açarak söyledim. Gerçekten ona da çok çok teşekkür ediyoruz Zafer Hoca'ya da. Bu sezon boyunca bize verdiği katkılardan dolayı da. Vandersloot'un zehirlenme olayı serinin ikinci kesinlikle maçında kesinlikle etkilemiştir ve çok etkiledi dedi. Böyle olmayabilirdi dedi ve başarılarını anlattı. Yani ama maçta bir yandan da şimdi istatistiklere baktığımızda Olcay ve Cansu'dan hiçbir şekilde sayı katkısı alınamadığını görüyoruz. Yani Bahar 3 sayıyla bir katkı sağlamış. Evet, yani katkısı açıkçası Yakın Doğu Üniversitesi'nde sezon boyunca baktığımızın çok altında kaldı playoff serisinde. Tabii diğer taraftan da yabancı oyuncuların bir türlü sezon başı performanslarını sağlayan, yani hepsinin performans düşüklüğünün belki de Vandersloot hariç aynı döneme geldiği bir seri yaşadı Yakın Doğu Üniversitesi. Bu anlamda biraz talihsizlik yaşamış olsa da bunda Fenerbahçe'nin yaptığı savunmanın da etkili olduğunu düşünüyorum bu seri boyunca. Ama bunun yanında bütün sezon bize çok keyifli maçlar izlettiler. Hem Euroleague'de hem Türkiye Kupası'nda hem sezon boyunca. Ve bu anlamda da Yakın Doğu Üniversitesi'ni bu gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik etmek isteriz. Bütün aslında sezon boyunca herkes çok emek veriyor. Bütün sezon herkesin bir amacı oluyor. Bir üste çıkmak, bir daha fazlasını yapabilmek. Ve bunu da ortaya koyabilen takımlar... takımların başında bu iki takım geliyor aslında. Bütün seri boyunca benim düşündüğüm ortaya konulan mücadele, her topun kıymetli olduğunun bilindiği bir seride gerçekten iki takım da iyi bir mücadele ortaya koydu. Evet, belki yüzde konusunda, istatistik konusunda ve takım oyunu oynama konusunda Fenerbahçe daha iyisini ortaya koyarak kupayı kaldırabildi. Ve bunu da bize çok keyifli bir basketbol izlettirerek yaptı aslında. Şimdi önümüzdeki sezon tabii ki merak konusu ki ben şöyle bir şey söyleyeceğim yayını kapatmadan önce. Seneye Avrupa Ligi'nde yakında o Fenerbahçe finali izleyeceğiz. Umuyoruz. Bunu canı gönülden isteriz. Çünkü bence belki biraz daha önce koç değişikliği yapılsaydı... belki o finalde, dörtlü finalde Fenerbahçe'yi bu havasını yakalamış olabilirdi. Belki de öyle bir şey görebilirdik ama bilemeyiz tabii. Umarız önümüzdeki sene dediğin gibi olur. Çok teşekkür ediyoruz Ayşe Gülay Demirkazmaz değerli yorumlarınız için. Evet değerli izleyenler, bir hava atışının daha sonuna geldik. Haftaya salı günü biz yine burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Basketbolla kalın, hoşça kalın.